İkinci el otomobilde talep son dönemde arttı. Artan talep fiyatları uçurdu. İkinci el otomobil fiyatları yetkili bayilerin yayımladığı liste fiyatlarını geçti. İkinci el otomobil pazarındaki hareketlilik ile ilgili bilgi veren galerici Gökhan Ardeşen, fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin fazla olduğunu ifade etti. Otomobil almak isteyen bayiler de araç bulamayınca ikinci ele yöneliyor. İkinci elde de fiyatlar sıfır otomobil fiyatını geçti. Fiyatlar yükseldiği arttığı ihtiyaç dışında otomobil alanlar araçların fiyatlarını yükseltiyor diye konuştu. İkinci el otomobil piyasasında hareketliliğimiz var. Fiyat artışlarımız devam ediyor. Zaten bizim böyle bir, yani bahar aylarında, yaz aylarına girişte her zaman bir hareketlilik olurdu. Onun da etkisiyle biraz açıkçası insanların araç alırken yatırım amaçlı almasından sebep çok yüksek talep olduğu için fiyat artışları devam ediyor şu anda. Fiyatlar yaklaşık, yani yıl sonundan, 2022 yıl sonundan beri bir artış gösteriyor. ÖTV matrağı düzenlemesinden sonra insanlar bayilere akın ettiler. ÖTV indirimli araçlar, ÖTV matrağı düzenlemeli araçlar alabilmek için. Ama tabii araç olmadıklarını görünce ikinci ele bayilerde sıfır araç problemi olduğu için, tedarik problemi olduğu için ikinci ele yöneldiler. O günden beri devamlı yukarıda seyreden bir piyasa var. Yani diyebilirim ki yılbaşı öncesinden beri bu yana kadar, yani 5 aylık bir süreçte tahminim %35-40 gibi bir rakam fark etti. Sıfır araçtan daha pahalı ikinci el. Çünkü bayilerde sıfır araç yok. Liste fiyatlarına bayilerin liste fiyatları piyasaya göre bu yüzden ucuz kalıyor. Sıraya yazılabilenler, araç alabilenler, bir şekilde araç alabilenler piyasaya arabası çıktığı zaman ortalama 500 bin lira, gerçi 500 bin liraya artık çok bir model kalmadı ama 600 bin liralık bir arabada diyelim, 600-650 bin lira listesi olan bir arabada aldığı anda piyasada arabanın değeri 700-750'lerde oluyor. Burada tabii genelde böyle bir durum olduğu için insanlar yatırım olarak da almak istiyor. Burada şunun da etkisi var. İnsanlar eskiden evler daha ulaşılabilirdi. Yatırım aracı olarak ev alınırdı. Eskiden bunu ev üzerinden yaparlardı. Bir ev alırlardı. Şu anda araba biraz daha ulaşılabilir olduğu için, hatta kendileri de söylediler. Biz dediler kullanmak için almıyoruz. Biz dediler ev almak için bu arabayı alıyoruz. Şimdi bu takılarımızı vereceğiz. Ödemeye gireceğiz. Sonrasında arabamızı satıp peşinat yapıp ev alacağız. Ev almak için aslında şu anda. Yani bir araba tamamıyla şu anda yatırım aracı oldu. Yaklaşık bizden 10 müşterimizden, yani 10 araba alan müşteriden 8'i, 7'si 8'i genelde yükselecek diye, yatırım diye genelde bu sebeplerden alıyor. Çok nadir, hani gerçekten araba kullanmaya ihtiyacı olan, gerçekten araca ihtiyacı olup da araba alan çok nadir insan var. Ya zaten bu algı yükseltiyor genelde. Piyasanın %80 yükseltmesini biz kendimiz yükseltiyoruz.